Daha önce doğal gaz haberini duyduğumuz zaman sevinçten bazılarımız belki sevinçten, mutluluktan belki sabaha kadar uyuyamadık. Mahallemize doğal gaz gelecek. Kömür dumanından, tezek dumanından biz kurtulacağız. En azından kışın sıcak suyumuz olacak. Yani bizim bu mahalleyle diğer mahalleler arasında hiçbir fark kalmayacağını düşündük. Bu şekilde olabileceğini düşünseydik vallahi biz kazma bile vurmalarına belki müsaade bile etmezdik yani. Bayağı bir zamandır burayı yapmışlar. Yaptıktan hemen sonra gördüğünüz gibi her yeri böyle başıboş yani. Zaten memleket başıboş, mahallemiz başıboş. Bu şekilde bırakmışlar. Burada abi, bir ambulans gelirse ambulans nereye gireceğini bilmiyor. Zaten sokaklar yeterince dar. Ambulans itfaiyeye zaten yer kalmıyor. Yani bu şekilde yetkililerin bir an önce duruma el atması lazım. İnsan faturasını bir gün ödemediği zaman nasıl faiz geliyorsa ikinci günde yetkililerin bu şirket yetkililerini, bu firma, taşeron firması neyse artık yetkililer üstüne durması lazım. Yani mahalleli yani mağdur zaten yeterince mağdur olmuşuz. Kentsel dönüşüm gelecekti. Geçen Mart ayında kazmaya başlayacaktı. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi memleketimize. Mahalleleri dolaştı. Bizzat bu mahalleyi kendisi dolaştı. Ben de muhtar azasıyım. Beraber dolaştık. Buralara baktı. Tamam, kentsel dönüşüme uygundur. Mart ayında kazmayı vuracağız, başlayacağız. Bir sonraki Mart ayı gelmek üzere daha hiçbir şey, bari doğal gazın çukurunu kapatsınlar. Zaten vergilerimizle yapılıyor. Zaten faturasını ödeyeceğiz. Yani yapsınlar yani. Kendi yaptıkları işi yarım bırakmasın. Yaklaşık 15 gün önce doğal gaz çalışması oldu burada. Yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Doğal gazın gelmesi bizi sevindirir. Fakat bu hizmetin arkası da gelmesi gerekir. Yani yapılan kazı çalışmalarından sonra bu kazı çalışmalarının da üzeri kapatılması gerekir. Tamirat edilmesi lazım. Ki bu tozu çekmemize gerek kalmasın. Bunlar bu eziyeti çekmeyelim. Gördüğünüz gibi hemen yanı başımızdaki bakkal toz duman içerisinde her gün tozdan şikayet ediyor. Millet balkonunu her gün yakamaktan sıkılmış. Yani çocuklar da top oynarken epey toz kalkıyor ve millet mahalle rahatsız oluyor. Yani bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir yetkililerden bir el atmalarını istiyoruz. Geri amca mahalleci milati bir halkıya. Çıra gali ve mahalle deve hac milati hani çıra hac bir milati hana omeni. Geri kevi milati ci temizli kahve 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 biten. Amvi de kazı jüve. دل نوا و او کبرنج و محل اولوس پیستر تنانا اما محل جم وطن داش بلد و یه حمی دریاش یعنی یه بازاریه ها یه وی بازاریه یعنی تمیزلیقا گوراسه دکنو یا باغچالی اولر یا وایدن انا افش مناطق و حلقیه هم ده دخوسی 10 günden fazla oldu. Teşekkür ederiz teknikleri bu hizmetten dolayı. Ama ya, tam yapmadılar. Yaptıkları yarısı kaldı. Hepsi toz duman içinde kaldı. Çocuklar oynuyorlar. Hepsi mikrop saçıyor. Çocuklar akşama kadar toz içinde kalıyorlar. Bunlar hepsi hastalık kapıyor. Değil mi? Ama bu şekilde derdin yetkililerin buna biraz el atması daha iyi olur. Bir an önce bunun temizlenmesi daha iyi olur. Çocuklar için, sağlık için.